Bu dersimizde AYT Matematik Planlı ders föylerinde artık son föydeyiz. 51. föy konumuz yine integralli alan. Burada arkadaşlar diğer föydeki gibi tek bir tane fonksiyon eğrisi değil, iki tane olacak. İki tane olduğunda AB aralığındaki bu bölgeye S dersek S'i integral A'dan B'ye fx eksi gx dx olarak buluruz. Bunun sebebi şudur. Diyelim ki buraya da A diyelim. Fx için a'dan b'ye fx dx derseniz burada alan s artı a'dır. Sonra a'dan b'ye gx dx derseniz arkadaşlar bunun alanı da a'dır. Bunları birbirinden çıkardığımızda integral a'dan b'ye fx eksi gx olacaktır. Sonrasında da şuradaki a'lar birbirinden çıkarsa s kalacaktır. Burada bir de arkadaşlar ne demiş? Fx'in gx'ten büyük olduğuna dikkat edelim. Bakın burada f yukarıda, g aşağıda. F sıfırdan büyük değerler, g sıfırdan küçük değerler almış. Birbirinden çıkardığımız zaman neyi buluyoruz? Aradaki bölgedeki alanı buluyoruz. Şimdi burada yine bakın alttakinde de yine f eksi g demiş. F g'den daha yukarıda, daha üst değerler olduğu için g eksi f değil, f eksi g dedik. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi burada normal f ve g'den ziyade arkadaşlar f'in tersi g'nin tersi gibi ifadeler varsa nasıl olacak? Bakın fx gx dememiş. F'in tersinde y, g'nin tersinde y demiş. dy'ye göre, y'ye göre integral alınmış. Burada alanımız bakın x'te a ve b gibi değerler olarak düşünemeyeceğiz artık. Y eksenine bakacağız. D'miz küçük olduğu için d'den c'ye f'in tersi eksi g'nin tersi bize buradaki bölgenin alanını verecektir. Burada fx eşittir x doğrusu ile gx eşittir x kare parabolünün sınırlandırdığı bölgenin alanı sorulmuş. Şimdi önce fx eşittir x değil de gx eşittir x kareyi çizelim. Ardından da fx eşittir x. Şimdi arkadaşlar burada f ile g'nin kesiştiği nokta bizim için önemli. fx eşittir gx ise x eşittir x kare. X kare eksi x eşittir 0. Dolayısıyla buradan x değerlerimizi bulabiliriz. Bir tanesi 0, diğeri de 1'dir. Gördüğümüz gibi biri 0'dan, diğeri de 1'de kesişti. Şimdi bu arada kalan bölgenin alanını soruyorsa bölgemiz burasıdır. Burada gördüğümüz gibi f yukarıda. Dolayısıyla integral fx eksi gx 0'dan 1'e dx diyoruz. Fx yerine ne yazıyorum? X yazıyorum. Gx yerine de x kare yazarsam eşittir x kare bölü 2 eksi x küp bölü 3 olur. Sınırlarımızı uygulayalım. 0'dan 1'e diyoruz. 1 için 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. 0 için de 0 gelir. Dolayısıyla bölgenin alanı 1 bölü 6 birim kare. Üsttekine f, alttakine de g eğrisi dersek f ile g arasında kalan bu mavi bölgenin alanı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar sınırlardan bir tanesi 1 ama diğer sınırı bilmiyoruz. Bu K noktası kesişim noktası 27x kare eşittir 1 bölü 3 x kare. Buradan 81 x üzeri 4 1 ise x üzeri 4 1 bölü 81. Yani x'imiz 1 bölü 3 ve eksi 1 bölü 3 olacak. Pozitif olduğu için biz burada 1 bölü 3 arıyoruz. 1 bölü 3 1 aralığında şu bölgeyi nasıl buluruz? Üstte f var, altta g var. Demek ki fx eksi gx diyoruz. Şimdi buradan başlayalım. X karenin integrali x küp bölü 3'tür. 9x küp. Sınırlar 1 bölü 3'ten 1'e. X yerine 1 yazıyorum. Eksi. X yerine 1 bölü 3 yazıyorum. Buradan 9 eksi 1 bölü 3 gelir. Şimdi diğer tarafı yapalım. Eksi 1 bölü 3 parantezinde integral 1 bölü x kare. 1 bölü x kare arkadaşlar x üzeri eksi 2'dir. Eksi 1 bölü eksi 1 diye çıkar. X üzeri eksi 1 diye çıkar. Bu da eksi 1 bölü x. Başında bir eksi 1 bölü 3 daha var. Dolayısıyla burası 1 bölü 3x'tir. Sınırlarımız 1 bölü 3'ten 1'e. Bu da 1 bölü 3 çarpı 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 diyoruz. Sadeleşirse 1 bölü 3 eksi 1 gelir. Şimdi bunları toplayacağız. Bunları topladığımızda 1 bölü 3'ler gider.
Cevap Bursa. Bize burada y eşittir x kare artı 1 parabolü ile y eşittir x artı 3 doğrusunun sınırlandırdığı kapalı bölgenin alanı sorulmuş. Y eşittir x kare olsaydı orijinden geçerdi. Artı 1 dediği için bir birim üstten geçti. Şimdi burada arkadaşlar x'e 0 verirseniz y'miz 3'tür. Y'ye 0 verirseniz x eksi 3. Dolayısıyla biz buradan grafiğimizi çizersek şu şekilde bir grafik olacak. X'imiz eksi 3, y'miz 3 dedik. Sonrasında arkadaşlar sınırlandırdığı bölgeyi sorarken şuradaki iki uç noktayı sınırları öncelikle bulmamız gerekiyor. Bunların kesiştiği noktalar olduğuna göre x kare artı 1 eşittir x artı 3 diyoruz. Buradan x kare eksi x eksi 2 sıfırdır. Çarpımı eksi 2 toplamı eksi 1 yapan değerler bunlardır. Yani x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0. Buradan köklerimizi buluruz. Eksi 1 ve artı 2. Yani olay şu arkadaşlar. İntegral eksi 1'den 2'ye. Şu üstteki bizim doğrumuz olduğu için önce onu yazalım. X artı 3 eksi. Eğrimizi yazıyoruz. Eksi x kare artı 1 dx. Sonrasında da eksi x kare artı x artı 2 olarak sadeleştirelim. Şimdi eksi x kare ile başlayalım. Eksi x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 artı 2x. Şimdi sınırlarımızı uygulayalım. X'e önce eksi artı 2 verelim. Eksi 8 bölü 3 artı 2 artı 4. Sonra x'e eksi 1 veriyoruz. 1 bölü 3, 1 bölü 2 eksi 2 yapar. Şimdi eksiyi dağıtınca buradan eksi 9 bölü 3'ten eksi 3 gelir. Burası 6. 2 eklersek 8, 8 eksi 1 bölü 2. Buradan da 5 eksi 1 bölü 2'den ne olur? 9 bölü 2 gelir. Bu da E şıkkıdır. Y eşittir x küp eğrisinin x eşittir 1'deki teğeti D doğrusudur demiş. Buna göre Y eğrisi ile D doğrusu x ekseni ve birinci bölgede kalan bölgenin alanı sorulmuş. Şimdi önce koordinat sistemimizi çiziyoruz arkadaşlar. Burası x, y ve orijin. Y eşittir x küpte şu şekilde arkadaşlar tek bir fonksiyondur. 1 ve 3. bölgeden geçecek şekilde çizdim. Şimdi x eşittir 1'deki teğeti demiş. Şimdi arkadaşlar burada bir teğet var. Şöyle yapalım. A noktasında x'imiz neymiş? 1'miş. X'imiz 1 ise arkadaşlar şurada x gördüğümüz yere 1 yazarsak y de 1. Demek ki A noktası 1'e 1 noktası. Bizim önemli olan burada D doğrusunun denklemini bulmamız gerekiyor. Aradığımız bölge neresidir? Aradığımız bölge şuradaki taradığım bölge arkadaşlar. Şimdi teğet doğrusunun denklemi nasıl yapılır? Denklem için bize eğim gerekir. Eğim dediğimiz doğrunun eğimini bilmiyoruz. Ama biz burada y eşittir 3x'in türevini alırsak eğim eşittir 3x kare diyebiliriz. A noktasında x'imiz de 1'di. X yerine 1 yazarsanız buradan eğimimiz 3 olacak. Yani teğet doğrusunun denklemi y eksi y0 eşittir m çarpı x eksi x0'dı. Y0 yerine ve x0 yerine 1 yazıyorum. Eğim yerine de bulduğum 3'ü yazıyorum. Yani y eşittir 3x eksi 2. Bu ne işimize yarayacak? Burada arkadaşlar x'e 0 verdiğimizde y'yi, y'ye 0 verdiğimizde x'i buluruz. Y'ye 0 verirseniz x 2 bölü 3'tür. Yani şurası 2 bölü 3. Şu uzunluğumuz az önce söyledik 1'e 1 noktası olduğu için. Burası 1 ise şu uzunluk da 1'dir. Yani bizim şuraya ne diyelim? K, buna da L diyelim. K ile L'nin toplamı 0'dan 1'e integral nedir? X küp dx. X küp dx. Buradan x üzeri 4 bölü 4'ten 1 bölü 4 gelir. Bizim aradığımız burada K. Dolayısıyla L'yi çıkarmamız gerekiyor. L dediğimiz burada bir üçgendir. Yüksekliği 1. Tabanı da 2 bölü 3 ile 1 arası 1 bölü 3'tür. Dolayısıyla L alanı 1 bölü 6. Sonuçta o zaman nedir arkadaşlar? 1 bölü 4 az önce bulmuştuk. 1 bölü 4'ten üçgeni çıkarırsanız taralı bölgenin alanını bulmuş oluruz. Bu da 1 bölü 12.
Yukarıda fx eşittir x kare var. Aşağıda da gx eşittir x çarpı 2 eksi x'in çizimi yapılmış. Buna göre arada kalan boyalı bölgenin alanı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapabiliriz. Öncelikle A noktasının x ve y'sini bulabiliriz. A noktası ikisinin kesiştiği nokta. X kare eşittir x çarpı 2 eksi x. Düzenlersek 2x eksi x kare eşittir x kare. Hepsini sol tarafa atarsak eşittir sıfırdan. 2x parantezinde x eksi 1 0. X'imiz 0 ve 1'dir. 0 zaten orijin. Dolayısıyla bize burası gerekiyor. Buraya 0, 1 aralığı diyelim. Şu alana da k diyelim. Buraya da l diyelim. Bunu 0'a eşitlersek de x'imiz 2. Şimdi k'mız arkadaşlar 0'dan 1'e ne olacak? Fx dx yani x kare dx. Buradan x küp bölü 3 gelir. Sınırlara uygularsak 1 bölü 3. Şimdi L'yi yapalım. L dediğimiz 1-2 aralığında gx dx. Yani x çarpı 2 eksi x dx'tir. Düzenlersek 2x eksi x kare olur. Bu da dışarıya x kare eksi x küp bölü 3 olarak çıkar. Sınırlar 1'den 2'ye uygularız. Şimdi 2 için 4 eksi 8 bölü 3. 1 için de 1 eksi 1 bölü 3 gelir. Dolayısıyla 4 eksi 8 bölü 3 eksi 1 artı 1 bölü 3 gelir. Yani biraz daha düzenlersem burası 2 bölü 3'tür. Şimdi k'yı 1 bölü 3 bulduk. L'yi de 2 bölü 3 bulduk. Toplarsanız alanımız 1 gelir. Y eşittir 2x kare ile y eşittir x kare artı 9 parabolleri arasında kalan bölgenin alanı sorulmuş. Y eşittir 2x karemiz nereden geçer arkadaşlar? Şu şekilde orijinden geçen bir parabol. Diğeri de y eşittir x kare artı 9. Bu da bu şekilde bir eğri olacak. Şimdi burada bize aralarında kalan bölgenin alanı sorulmuş. Tabii ki sınırları bulmamız gerekiyor. Şimdi sınırlar dediğimiz birbirlerinin kesiştiği noktalardaki x ve y değerleri. Şimdi x kareyi sağ tarafa atarsak 9, x eksi 3 ve artı 3. Yani burası eksi 3, bu da artı 3. Yani bizim sınırlarımız belli olduğuna göre işlemimize başlayalım. Üstteki arkadaşlar x kare artı 9 olduğu için bundan alttakini çıkartıyoruz. Dx diyoruz. Yani 9 eksi x kare dx artı 3'ten eksi 3'e. Şimdi 9'u çıkarırsanız 9x, x kare de x küp bölü 3'tür. Sınırlar eksi 3'ten 3'e dedik. X yerine önce bir 3 yazalım. 9 kere 3 27. Buraya yazarsak 9 gelir. Eksi 3 yazarsak da eksi 27 artı 9 gelecek. Yani 18 eksi eksi 18. Dolayısıyla cevabım Denizli. Y eşittir 2 eksi x kare parabolü ile x eşittir 1'deki teğeti ve y ekseni ile sınırlanan bölgenin alanı sorulmuş. Öncelikle koordinat sistemimizi çiziyoruz. X, y diyoruz. Y eşittir eksi x kare deseydi orijinden geçerdi. Ancak orijinden 2 birim yukarıdan geçiyor. Şimdi bir tane teğet çiziyoruz. Bu teğet arkadaşlar x eşittir 1'den çizilmiş. Burası 1. Sonrasında arkadaşlar bize y ekseni ile arasında kalan bölge dediği için aradığımız bölge şuradaki A ile gösterdiğim bölge. Burada bizim için bu D doğrusunun, teğet doğrusunun öncelikle denklemini bulmamız gerekiyor. Şimdi burası arkadaşlar B noktası olsun. X'e 1 verdiğimizde 1 eksi 2 eksi 1'den 1 olacaktır. Teğet olan nokta 1'e 1 noktası. Şimdi burada teğet doğrusunun denklemi nasıl bulunur? Y eksi y 0, eğim çarpı x eksi x 0. Y 0 ve x 0 yerine birleri yazarsam bize şu an eğim gerekiyor. Eğim içinde 2 eksi x karenin türevini alacağım. Buradan eğimimiz eksi 2x. X yerine de 1 yazarsan eğim eksi 2. Yani y eşittir eksi 2x artı 2'ye 1 de atarsanız artı 3 olacak. Şimdi burada d yukarıda olduğu için arkadaşlar bakın integral diyoruz. Sıfırdan 1'e diyoruz. Yukarıda d varsa eksi 2x artı 3 eksi altta kalan paraboloyu yazıyoruz. 2 eksi x kare. Şimdi buradan da düzenlerseniz x kare eksi 2x artı 1 dx olacaktır.
Bunu da tam kare özdeşliğinden faydalanırsanız 0'dan 1'e x eksi 1'in karesi dx diyebilirsiniz. Bu da A şıkkı. İkinci bölümde arkadaşlar integral ile dairenin alanı nasıl bulunur bundan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar x kare artı y kare eşittir r kare bizim için buradaki en önemli denklem. Bu denklem merkezi orijin olan yarıçapıda r birim olan çemberi belirten bir denklemdir. Şimdi burada 4 farklı biçimde inceledi arkadaşlar. Birinci biçimde burada y eşittir kök r kare eksi x kare derse ne olur? Çemberin üst yarısı. Yani sonrasında burayı sildiğimizde eksili olduğunda arkadaşlar y eksili ise çemberimizin ne olur? Alt yarısı, alt kısmını ifade eder. Ondan sonra y ile x yer değiştirirse bu şekilde bir ifade olursa da artık ne olacaktır? Şu şekilde çemberimizin sağ yarısı eksili olduğunda da ne olacak? X'ler eksili değerler olacağı için çemberin sol yarısını ifade eder diyebiliriz. Mesela burada arkadaşlar bakın x kare artı y kare eşittir 5 çemberi ile y eşittir 2x doğrusu arasındaki sınırlanan bölgenin alanı sorulmuş. Burada üstte hangisi var bakın çember var altta y eşittir 2x var. Dolayısıyla integral diyoruz. Üstteki y kare artı x kare eşittir 5 ise y'yi önce bir yalnız bırakıyoruz. Y kare eşittir 5 eksi x kare y eşittir kök 5 eksi x kare. Yani kök 5 eksi x kare diyoruz. Alttaki de y eşittir 2x doğrusuydu. Buradan dx diyoruz. Sınırlarımız nereden nereye? Bu ikisini kesiştiriyoruz. Bakın burada y yerine 2x yazabiliriz. X kare artı 4x kare eşittir 5. Yani 5x karemiz 5. X'imiz artı eksi 1. Dolayısıyla buradaki ifade x değeri eksi 1 olamaz. Artı 1'dir. Buradan da cevabımız C şıkkı. Bize burada şekilde verilen taralı bölgenin alanı sorulmuş. Üst kısımda gördüğümüz gibi y yerine kök 25 eksi x kare. Altta ise 5 eksi x demiş. Sınırlarımız da 0'dan 5'e olacak şekilde. Dolayısıyla cevabımız ortaya çıktı. Cevabım buradan denizle. Burada arkadaşlar 3 tane parabol var. Y eşittir eksi x kare, eksi x artı 2'nin karesi ve eksi x eksi 2'nin karesi. Şimdi bölgelerin alanları A ve B ise birbirinden çıkarın demiş. Burada arkadaşlar öncelikle A ile başlayalım. A ile başlıyoruz. Sınırlarımız belli mi? Burada eksi x kare ile eksi x artı 2'nin karesi birbirine eşit olacak. X kare eşittir x artı 2'nin karesi. Buradan x kare eşittir x kare artı 4x artı 4. Yani x'imiz eksi 1 olur. Yani şu bölgeyi arıyoruz. Buradaki x değerimiz eksi 1. Yani integral eksi 1 0 aralığında. Sonra mavi olan üstte olduğu için maviden kırmızıyı çıkartıyorum. Yani eksi x kare eksi eksi x artı 2'nin karesi dx diyorum. Bu eksiler yan yana gelince artı yapar. Eksi 1'den 0'a eksi x kare artı açarsanız buradan 4x artı 4 gelir. Eksi 1 0 aralığında 4x artı 4 diyoruz. Bu da dışarıya nasıl çıkıyor? 2x kare artı 4x. Şimdi 0 yazdığımda hepsinden 0 gelir. Eksi 1 yazdığımda buradan düzenlersem 2 olur. Yani bizim A dediğimiz alan 2 birim kare. Hemen yanında simetrik olacak şekilde burası da o zaman yine A diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar B'yi nasıl bulacağız? Burada şöyle bir kuralımız vardı hatırlayalım. Şu şekilde bir integral varsa şurası Y, O ve X diyelim. Şöyle yapalım. Burası K, burası da L ise Y eşittir X üzeri N şeklinde olduğunda burada arkadaşlar K çarpı L bölü N artı 1 kuralı vardı. Şimdi bunu uygulayacağız. Mesela burası 2 olduğunda buraya 2 artı 1'den 3 yazıyorduk. Şimdi burada y'ye 0 eşitlerseniz bu x değeri 2 olur. Sonra burada arkadaşlar şurada x'e 0 verdiğimizde y'miz eksi 4 gelir. Bunu neden çizdim? Az önceki vermiş olduğumuz kuralda ne var? Bakın şöyle burası eksi 4 burası 2. Burada dikdörtgen oluşturduğumuzda bakın alanımız 4 kere 2'den 8 olacak.
ya da direkt k yerine 2, l yerine 4 yazdığınızda 8. Bunlar da hep kare alındığı için buradaki alan 8 bölü 2 artı 1'den 8 bölü 3'tür. Yani A ile B'nin alanları toplamı 8 bölü 3. A'yı 2 böldük, bulduk. Dolayısıyla B'yi buradan çıkarırsanız 2 bölü 3 gelir. Yani aradığımız değer buradan 2 eksi 2 bölü 3'tür. Cevabımız da Denizli. İntegralimizin değeri en çok kaçtır demiş. 4'ü dışarıya integrale 4x olarak çıkartıyorum. X karemiz de x küp bölü 3'tür. Sınırlarımız 0'dan a'ya. X yerine a yazarsanız 4a eksi a küp bölü 3. 0 yazarsanız da zaten 0 gelir. Yani 4a eksi a küp bölü 3 gibi bir ifade var. Biz bunun alabileceği en büyük değeri soruyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Bunun türevini 0'a eşitliyoruz. Türevi 4 eksi a kare eşittir 0. Buradan da a'mız artı 2 ve eksi 2 gelir. Pozitif dediği için eksi 2'yi alamayız. A değerimiz 2. Dolayısıyla aradığımız değer 4 çarpı 2 eksi 2'nin küpü bölü 3. Yani 8 eksi 8 bölü 3'tür. Cevabımız 16 bölü 3 ile Bursa. Son föyümüzü bitirdik arkadaşlar. Son dersimizde de bunun yine testlerini çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.